Arkadaşlar merhabalar, Yeni Oto Teknik kanalına hoş geldiniz. Renault'larda kullanılan EDC şanzımanlarla ilgili videolar yapıyoruz. Lütfen kanalı beğenmeyi unutmayın. Yanımızda Devran Usta var. Ustam kolay gelsin. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu EDC şanzımanların beyniyle ilgili sorunlar olduğu söyleniyor. Böyle evet, bir şey hocam, var. Doğrudur. Sık sık sorun yaşanabiliyor herhalde. Evet, bunların hocam. Beyniyle ilgili sorun yaşarsa kullanıcılar bunu nasıl anlıyorlar ya da rahatsızlıkları, şikayetleri ne oluyor? Hocam genellikle zaten araç 2-4 6. vites. Kayboluyor artı geri vites kayboluyor bu araçlarda. Ya da bazen araçlar tamamen kendini korumaya alıp vitesi hiçbir şekilde görmüyor. Yani bu tamamen beyinle alakalı olan bir şeydir. Peki bunlarda yanlış bilmiyorsam bir hidrolik beyin var, bir de elektronik beyin var. Sizin o beyin dediğiniz yani arızalanan beyin hangisi? Beyin dediğimiz şu şanzıman üstünde kendi vites geçişlerini sağlayan şu EDC beynidir. EDC beyni. Aynen. Bu hidrolik değil aslında mekanik bir beyin. Daha doğrusu yani elektronik bir beyin. Aynen elektronik bir beyin. Tam aslında. Otomatiklerdeki gibi hidrolik beyin değil. Yok yani bu elektronik bir beyin. Mekatronik değil. Peki bunları bize anlatabilir misiniz sana zahmet? Hocam bu beynin kendisi. Tamam. Bu motor kısmından bilgi gelen taraftır. Bu tamam. Da beynin kendi iç şanzıman içinde dağıttığı yerlerdir. Burada devir kaptörleri var. Bir daha sorayım. Burası motor beynine bağlı. Tabii, bura motordan gelen. Tamam. Motordan gelen burası bilgiler bizim, burada. Burası bizim şanzıman beynimiz. Aynen şanzıman beynidir. Burası da geldi bilgileri işledi. İçerideki tesisata gönderdiğimiz yer. Aynen. Tamam devam edelim. Sana burada bu iki dişi gördüğümüz dişler bunlar tamamen şanzımanın içine bağlıdır. Yani şanzıman içinde küçük dişler vardır. O dişlere bağlıdır. Bunlar vites geçişlerini sağlar. Tamburlara bağlıdır. Tambur deriz biz onlara. Anladım. Bunlar vites değiştiren aslında dişlerimiz. Bu ikisi vites değiştirici. Şunlar şu şekilde. Şanzımanın içinde olan dişlerdir. Bu dişler de buraya bağlıdır. Şu şekilde. Şu şekilde bağlıdır. Bu tam bunlar da şu şekilde bu tamburlara bağlıdır. Bu tamburlar da vites geçişen çatallara bağlı. Aynen, çatallara bağlı. Evet. Çok güzel. Bunlar bir de değiştirme motorlarımız. Aynen. Bunlar nedir sana zahmet? Sen bunlar da debriyaj motorları. Çatallara aynen çatallara bağlıdır. Şu motorlarda çatalların içinde yerler var. Çataların içine girer. Bunlar da hangi kavramanın ne zaman çalışacağını, hangi vitesin ne zaman çalışacağını birbiriyle iletişim halinde olarak da devam edelim. Tamam, bunlar vites değiştirmeler. Bunlar çift kavramanın motorları. Peki bunlar 1, 2, 3 tane bunlar, daha parçamız kaldı. Şu ikisi devir sensörleridir. Hangisi giriş, hangisi çıkış biliyor musun? Giriş çıkış değil de nasıl? Aslında ikisi de devre ölçüyor. Hangi devre? Bunun girdiği yer farklıdır, bunun girdiği yer farklıdır. Yani şanzıman üzerinde iki tane giriş yerleri vardır. Tamam. Tamam. O zaman biri birinci de biri ikinci. Giriş kaptörü bir de giriş kaptörü ikidir. Tamam. Aynı anladım. O şekilde. Bu iki tanesi devre ölçüyor. Aynen. Şanzıman içerisindeki devirleri ölçüyorlar. Peki şu nedir? Bu da vitesin P konumunu, N konumu, R konumu, D konumunu gören vitesdir. Algılayıcı bu. Aynen. Değil mi? Yani ben kolu hareket ettirdiğim zaman aslında bu aynen. Sensöre bilgi vermiş bunun oluyor. Bunun önüne gelen bir dişli var. Böyle şu şekilde gelen bir dişli var. Hatta onu şu girdiği zaman burada şurada girişleri yani vitesin hangisinde olduğunu gösteren şeydir. Yani P'de mi, N'de mi, R'de evet. Mi? Çok iyi. Şimdi bu şanzıman aslında içindeki dişli tesisatı da bu. Aynen. Bizim vites kutusu giriş milimiz de bunlar. Aynen. Çifti, çift devriyaj. Diferansiyelimiz. Bu da diferansiyeli. Aynen öyle. Peki bu vites kutusundaki problem neydi? Beyinle ilgili sorun olduğu zaman siz işlem olarak ne yapıyorsunuz ya da ne yapılması gerekir? Şu şekilde zaten beyinle ilgili bir sorun olduğu zaman araç 2-4-6'yı kaybettiği için bir de direkt olaraktan vites kutusu sorunu ile geliyor zaten müşteriler bize olarak. Yani genellikle müşteri bunu nasıl anlayabiliyor? Araç 1-3-5 yine aynı şekilde kavramada olduğu gibi bağıraraktan hareket ediyor. Artı araç geriye takıldığı zaman zaten R ışığı yanıp sönüyor böyle. Araç yürümüyor. Peki diyelim ki geldi, siz beynin olduğunu tespit ettiniz. İşlem evet. Olarak ne yapıyorsunuz? İşlem olarak bu beyin sökülüyor. Yeni beyin takılıyor. Programı atılıp öğretmesi yapılıp müşteriye teslim ediliyor. Öğretmesi deniz yani bundaki bilgileri alınıyor. Adaptasyon. Yeni bilgiler... O dediğim şey
programdır. Hı hı. Bu beyin yeni geldi zaten sıfır bir beyin oluyor. İçinde hiçbir bilgi yoktur. Biz bunun tokeninden, bunun yazılımını Renault'dan alıp buna yüklüyoruz. Hı. O zaman da araca adaptasyonunda da zaten bütün öğretileri yapıyoruz. Hmm, çok güzel. Peki bunun maliyeti ne oluyor? Yani şimdi herkes tabii onu da merak edecekler. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Ya da mesela nasıl diyelim? Yani şu an bunun söylemenin maliyeti sakıncası var mı acaba? Ya bir sakıncası yok. Bunun maliyeti değişebiliyor. Yani 55 bin lira civarında bir şeydir. Hmm. Bu da aynı kavramada olduğu gibi bu da bayağı pahalı bir şey. Peki arızayı tespit etmek zor bir şey mi? Yani mesela ben geldim. Arıza tespit etmek zor bir şey değil. Direkt olaraktan zaten arıza kendini gösteriyor. Hem şanzıman beyinden, ABS beyinde bu kendini gösteriyor. Hmm. Kodunu falan hepsini gösteriyor. Peki. Orada. Çok teşekkür ederim ilgin için, bilgin için. Sağ olun. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.